Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir? Yılmaz. Yılmaz Bey, memleket neresi? Memleket Karabük. Karabük, Karabük'e gittiniz o zaman? Gidemedim. Neden? Çeşitli sebeplerden dolayı gidemedim. İş mi? İş sebepleri diyelim. İş sebep. Ne iş yapıyorsunuz? Ambalaj sektöründe çalışıyorum. İzin alamadınız. Aynen. Gel ablam, seni de alalım o zaman. Ablamız da konuşmak istedi. Ne soracaksan bana sor dedi. Öyle mi dedi? Güzel. Peki o zaman bir bayram mesajınızı alabilir miyiz sevgili izleyenlere? Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum şimdiden. Geçmiş bayramı diyelim. Çok. Peki kaç yaşındasınız, ayıptır sorması? 46. 46 yaşınızdasınız. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında nasıl bir fark var? Yani insanlar açısından. Çok fark var. Kültür değişti, şey değişti. Yani şimdiki çocuklar bizim gibi kutlamıyor bu bayramları. Alışveriş merkezleri, çeşitli aktiviteler. Eskiden nerelere gidiyordunuz aileler haricinde gezmek için? Değişik ve farklı alternatif yoktu. Olduğumuz yerlerde, yani olan mevcut parklarda, ne parklarda. Yani şu an ne parklar kurulmuyor. Bayramlarda kurulan ne parklar vardı. Onlar yok şu an. Yani eskiden tadı başka mıydı diyorsun? Tabii her çocuk farklı yaşar bayramı. Yani gününde yaşar, farklı yaşadık. Onlar şu an farklı yaşıyorlar. Öyle benim bildiğim. O zaman bir kameraya bakıp iyi bayramlar diyebilir miyiz? El sallayalım. İyi bayramlar Türkiye. Hayırlı günler. İyi günler. Eyvallah. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Adnan Gelsin. Adnan Bey, memleket neresi? Niğde. Niğde. Niğde'nin nesi meşhur? Niğde'nin patatesi meşhur, elması meşhur. Yani her şeysi güzel. Getirdiniz mi buraya? Memlekete gittim, getirdim. Öyle mi? Peki bayramda neler yaptınız, anlatır mısınız? Vallahi kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Eş dost ziyareti yaptık. İşte güzel geçti ya, fena değil. Peki daha deminki abiye de sordum, duydunuz. Yaş kaçtı? Benim 37. 37 yaşınızdasınız. Eski bayramlarla yeni bayramlar, yani şimdiki bayramlar. Her zaman büyüklerimiz şunu der ya, bizim zamanımızdaki bayramlar daha farklıydı. Öyle miydi gerçekten? Aslında doğru söylüyorlar. Şimdi şöyle bakıyorsun, yeni nesilde saygı, sevgi, ne bileyim, böyle örf adetlerimizi bilen kişi yok. O da kendi ailelerimizden dolayı kaynaklanıyor. Çok bilgi vermiyorlar. Neden bilgi vermiyorlar? Burayı bir parantez açalım. Vallahi. Günümüzde aileler gençlere neden genel kültür, örf adet bilgisi vermiyor? Şimdi şöyle bir durum var. Mesela büyük şehirlerde olduğumuz için genellikle geçim şartları biraz ağır. Yani hayat şartları gerçekten zorlaştı. Bakıyorsun bugün bir askeri ücret 1600 lira. Adam veriyor 1000 lira. Şimdi bayramda kurban bayramı gelmiş. Allah bize nasip etmiş. Durumu varsa kesiyor. Durumu yoksa zaten kesemiyor. Ama şöyle bir durum var. Onu o çocuklara anlatmaya gerçekten ya çocuklar onu anlamak istemiyor ya da aileler bunu anlatmak istemiyor. Çünkü önceden eğlence vardı, gülme vardı, birbirine akrabaya gidip gelme vardı, bir saygı vardı, bir sevgi vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Aynı normal bir hayat nasılsa öyle akıp. Telefondan bayram mesajı bile yollayan var artık. Yani adam bir kilometre evin mesafesi, dedesi var, halası var, ninesi var. Gidip de elini öpüp ziyaret etmiyor. Zaten asıl sorun da bu olabilir mi? Mesela şu anki günümüzün gençleri, hatta günümüz insanları tamamı telefonu ve teknolojiyi çok kullandığı için birbirleriyle iletişimi, gerçek anlamda iletişimi yavaş yavaş kaybetmeye başladılar. Katılıyor musunuz? Tabii, tabii. Önceden mesela mektup vardı. Bir arkadaş birbirine mektup gönderebiliyordu. En azından bir dertlerini, sıkıntılarını anlatabiliyordu. Ondan önce güvercin vardı. Tabii, her şey vardı. Dumanla haberleşme vardı. O zamanlar daha güzel. Şimdi teknoloji ilerledikçe artık ne bileyim, bu da güzel bir şey ama kullanana, iyi kullanan yönünde. Yani bir emek vermek vardı diyorsunuz. Bir emek harcıyorduk birileriyle görüşebilmek için. En azından mektup olmasa bile veya güvercin duman olmasa bile çok öncesinden. Ama insanlar hani bir emek sarf ediyordu. İşte yol gidiyordu birbirlerini görebilmek için. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? Allah bağışlasın. Kaç kız, kaç erkek? İki kız, bir tane oğlan var. İki kız, bir oğlan. O zaman rahatlıkla sorabilirim. Çocuklarınız teknolojiye çok düşkün mü? Elinden alamıyor ki. Bu aynı zamanda kişiler arasındaki o iletişimi de etkiliyor değil mi? Ya tabii ki, ben şimdi mesela oğlan işten geliyor. Saat 9 oyunu gibi işten geliyor. Bakıyorsun yemek yiyor, çayını içiyor veya içmiyor. Çekiliyor odasına.
Ya ben anlamıyorum şimdiki gençler. Ya bir insan oturur babasıyla, annesiyle bir sohbet eder. Nasıl gidiyor, hayat nasıl? Yani öğrenmesi yani lazım şeyler. Sanki biraz heyecanını kaybetmiş genç. Canım, şimdi artık her şey internete bağlı. Yani kız arkadaşıyla konuşuyor, ne bileyim. Tamam, doğaldır. Ama yani biraz da kendi şeylerini, yani ailesinden ilgilenmesi lazım. Gerçek hayatta yapması gerekenleri yapmıyor. İlgilenmesi gerekiyor. Peki şu anda çocuğunuza bayramlık aldınız. Çocuğunuz bayramlıkları alıp yatağın kenarına koyup orada heyecanla bekliyor mu, yoksa bayramlıkları dolabına kaldırıp telefonla ilgilenmeye devam mı ediyor? Yok yok, o eskidenmiş o bayramlık heyecanları. Sizde var mıydı? Bizde vardı. Biz mesela köydeyken, biz fakir yani yoksul yetiştiğimiz için İstanbul'dan bir abimiz gelecek ki bize pantolon getirecek, bir gömlek getirecek. O şartlarda büyüdük. Şimdiki öyle değil. Ben alıyorum, beğenmiyor. Giymiyor yani. O çocuğa bir şey yapamazsın ki. Çünkü... Ne diyorsunuz? Gömleği aldınız, pantolonu aldınız. Al oğlum sana, al kızım sana, bunları aldım. Teşekkür ederim baba değil de ters bir tepki verdikten sonra cevabınız nasıl oluyor? Vallahi ben babalık görevimi yapayım da artık kendine bağlı. Bir şey diyemem, teşekkür mü eder artık. Ne diyeyim yani? Ama bir baba olarak tabii ki insan üzülüyor ya, biz böyle miydik bu çocuklar? Tabii ki biz mesela şimdiki nesil gerçekten çok farklı. Önceki kişiye bakıyoruz, şimdi her şey var, para var, huzur yani. Bilmiyorum ya, şu güzelliğe bakın yani, ne bileyim, hayat şartları gerçekten güzel yani. Dolar olmuş, çocuğum umurunda değil. Dolar olmuş 700 bin lira, oğlum dolar kaç para diyorum, bana ne diyor. Halbise gençler bizi yönlendirmesi lazım bu konularda. Buraya da bir parantez açmak istiyorum. Aslında bu yaşadığımız sorun tamamen Batı'nın bize uyguladığı sorun. Neden? Çünkü şu anda günümüzde teknolojiyi bizim gençlerimize aşıladılar. Evet. Oyunları bizim gençlerimize aşıladılar. Tamamen sanal dünyaya gençlerimizi bağımlı hale getirip gerçek dünyadan olup bitenleri gençlerimizi koparttılar, ilgilenmeyelim diye. Evet. Bu oyuna nasıl gelmeyeceğiz? Vallahi tam birlik zamanı. Şu anda nasıl diyeyim? Ya bir elin nesi var? İki elin sesi var. Birlik ol. Yani tamam, internete bakabilirsin ama hayatta neler oluyor? Türkiye'nin durumu ne? Müslümanlarımızın durumu ne? Bir birlik, bir beraberlik. Şimdiki gençler nasıl diyeyim biliyor musun? Bir yumak olsa gerçekten bizi kimse yıkamaz. Yani gençleri de yanımıza almamız gerekiyor diyorsun. O zaman bir seslenelim mi gençlere? Ya gençler yani artık bizim söylememize gerek yok. Bu yıllardır söylenen bir şey. Siz okumuş, kültürlü insansınız. Kafanızı, beyninizi bir yerlere vermeyip de yani şu Türkiye için elimizden gelen ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Önce vatan. Her gün şehit veriyoruz. Her gün analarımız, bacılarımız ağlıyor. Yani tamam, bir gün ağlıyorlar, iki gün, üçüncüsü gün hayat yine devam ediyor. Ama kalan çocuklar yetim kalıyor, öksüz kalıyor. Onların hakkı ne olacak? Onların vebalini kim verecek? Allah-u Teala görüyor zaten. Allah yardım etsin diyor Müslüman. Amin. Bunu sağlamanın bence ilk başlangıç adımı, gençlere ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Ailelerimizle iletişimimizi önce bir sağlamamız gerekiyor. Ailelerimize o iletişimi sağladıktan sonra komşular, arkadaşlar. En önemlisi zaten. Birliktelik olduktan sonra. Tabii. Şimdi insan ev alma komşu al der ya. Evet. Bu bir gerçek. Gerçekten çok güzel bir kelime. Yani şimdi bakıyorsun bir ev almışsın ama karşındaki kimseyi tanımıyorsun. Şimdi öyle oldu. Apartmandan çıkıyorum, bakıyorum 10 senedir aynı apartmandayım, adam selam vermeye utanıyor. Ya niye selam vermiyorsun? Bir hal hatır sor. Belki benim sana yapacağım bir şey vardır. Belki senin bana bir yardım olacağın bir şey. Belki zor duruma düşeceksin. Hadi, derdini, sıkıntını anlat. Anlat anlata bu işler şey yapar. Ne oldu? 700 bin lirayken dolar şimdi 550'ye düştü. Daha da düşecek inşallah. Bizim baktı Türkiye ilerledikçe, gerçekten bütçemiz yükseldikçe, ne bileyim şey yaptıkça, dış güçler bize bir kumpas kurmaya çalıştı. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Bir şey olmaz diyorum ya. Olur yani, düzelir. Ama gençler, aklınızı başınıza alın. Bütün işler sizin elinizde. Gerisi yalan. Çünkü siz de gençsiniz. Peki son bir soru sormak istiyorum. Komşuluğa gelmiştik ama bayram zamanından komşuluğa. Eskiden ben küçükken hatırlıyorum. Komşumuz bir yemek yaptığı zaman bize getirirdi. Tabağı bizde olurdu. Tabağı boş göndermek ayıptır. Tabii. Biz o tabağı doldurup aynısını vermek durumundaydık. Yani böyle bir örf adetimiz var. Sizde öyle miydi? Daha başka neler vardı? Vallahi öyleydi. Gerçekten şimdi eski bayramla köy yerlerinde yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. Hala var diyorsun. Var. Mesela önceden bizde yufka vardı. Yufkanın küçüğüne şepe derler bizde. Börek yaparlardı bir gün önceden. Nide'de. Tabii. Arifeden önce hazırlarlardı. Mesela buğdayı kavururlardı. Kavurga yaparlardı misafire sunmak için. Şeker vardı.
Şimdi Kurban Bayramlarında kim gelirse gelsin ona mutlaka kurban kestiyse hediyesini bırakırdı. Dediğin gibi çok kalabalık aile olursa birbirine iletişim kurup eve de misafir yapardı. Şimdi dışarıda parkta yatıyorsun da adam kimse seninle ilgilenmiyor. Hayat böyle bir durum olmuş artık. Ha, herkese de güven olmuyor. O da var. Ama ya her şeyin güzelliği var. Hayat güzel, yaşam güzel. Ne bileyim ya, bütçemiz iyi, Allah'a şükürler olsun. Tamam. Sen bugün 1.000 lira kazanıyorsun, gidip kumara, kahveye kıza vereceksen verme. Verme, onu değerlendir. Bir şey. Sonra da şikayet edeceksen etme. Sen maaşını aldın gidiyorsun, ya kumar oynuyorsun ya içkiye veriyorsun. Verme, git karına ver. Hanımın gitsin onu mutfak malzemesi yapar, kıyafetini alır. Ona yani insanlarımızın kazandığı parayı aslında harvurup harman mı savurduğunu düşünüyorsun? Tabii, çoğu öyle. Çoğu öyle. Şimdi adam gelmiş 30 yaşına, hiç parası yok, bir evlenmeye kalkıyor, bir de ailesine yük oluyor. 30 yaşına kadar sen ailene ne yaptın? Bir de onu sorgula. Adam seni okutmuş. Sen ona maddi destek vermiyorsun. Ondan sonra beni ever diyorsun. Olmaz. Aklın başına alacaksın. Akıllı insan farklıdır. Aynen öyle. Pekala, bir bayram mesajınızı alalım mı kameraya karşı? Bir Türkiye'ye hayırlı bayramlar dileyelim. Hayırlı bayramlar olsun. İnşallah nice nice gelecek önümüzde bayramlarda bu dolardan olsun, şeylerden, kötülüklerden uzak duralım. Mutlu yaşayalım, mutlu. Olursa da baş ederiz. Olursa da Türk baş ederiz. Tabii. Boynumuz kıldan ince, vatan önce, önce vatan, gerisi teferruat, boş ver. Eyvallah, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Merhabalar. İsminiz nedir? İsmail Selvi. İsmail abi, memleket neresi? Tokat. Tokat'a gittin mi? Gidiyoruz arasını. Nasıl Tokat, güzel mi? Güzel, memleketimizin her tarafı güzel. Peki İstanbul mu, Tokat mı? Fark etmiyor benim için, ikisi tarafı da güzel. İkisi de memleket. Yani memleket. Her tarafı güzel. Türkiye'mizin her tarafı güzel. Peki bayramda insanlar neler yapmalı İsmail abi? Büyükleri ziyaret etmeli. Etmiyorlar mı? Ediyorlar. İllaki de direkt onu söyle. Olduğunca. Mümkün olduğunca etmek lazım. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? Bir tane Allah bağışlarsa. Torun var mı? Yok, şu anda yok. Peki peki bekliyor musunuz? Olur inşallah. Hayırlısı olsun inşallah diyelim. İsmail abi, bayram harçlığı çocuklara ne kadar veriyorsun? Mümkün olduğunca veriyoruz işte, elimizden geldi. 200, 300, 500, 1000, 2000. Değil canım, o kadarı nerede? Biz, 10.000. Biz bulabiliyor muyuz o kadar? 10.000. 5 lira 10 lira verin. 5 lira 10 lira veriyoruz yani. Allah kabul etsin inşallah. Kurban kestiniz mi bayram? Keseceğiz inşallah. Pekala, eyvallah, Allah'a emanet. Sağ ol, siz de Allah'a emanet. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Peki. Adın ne? Elmira. Elmira, kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Burada mı oturuyorsun? Hayır, Çatalca'da. Çatalca'da. Senin mi abi çocuk? Ha, köyün neresi, memleket neresi? Nerelisin? Elmira? Unuttum. Nereli olduğunu unuttun. Unuttuğunu söyle bari ya, durma. Bayram geliyor biliyorsun Elmira. Bayram geldi hatta. Evet. Bayramın 4. günü neler yaptın bayramda? Çok şey yaptım, bilmiyorum. Gezdin mi? Gezdim. El öptün mü? Öptüm. Harçlık aldın mı? Aldım. Kaç para aldın? 300. 300 mü? Evet sevgili izleyenler, Elmira çok mütevazi. 300 lira aldı ve parkta burada oturuyor mütevazi bir şekilde. 300 lirası olmasına rağmen herhangi bir alışveriş merkezine gidip parasını harcamadı. Parkta oturuyorsun değil mi? Evet. Harcamıyorsun paranı. Evet, okul için biriktiriyorum. Bayram harçlıklarını bir de okul için biriktiriyor 6 yaşında. Hı hı. Gelin gençler, siz de alalım, Elmira ile yapıyoruz. Gel. Gel gel. Gel, Elmira ile röportaj yapıyoruz, gel. Kimle? Abiyi gördün mü? Evet. Gel onunla bayramını kutlayalım. Tamam. Abiye de bayramın kutlu olsun de. Bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim hanımefendi. Senin yaşın kaç? 6. 6 yaşındasın. Annen baban yok mu? Annem orada. Orada da. Evet, anne baba da geldi. Annen sana ne kadar veriyor bayram harçlığı Elmira? 10 lira 5 lira falan veriyor. O kadar mı? Evet. O kadar mı veriyorsunuz abla? 10 lira dedi. Ne kadar veriyorsunuz? Kaç diyor, bak sinirlendi. Ne kadar veriyorsunuz? Gerçeği söyle Elmira. Bilmiyorum ki. Bilmiyor ki. Ne kadar veriyorsunuz abla? 5. 50. 50 veriyormuş Elmira. Değil mi?
O görmemiş öyle bir para. Emin misin abla? Elmira doğruyu söyle bana. 50 mi veriyor? Yok. 5 var ya 5. 5 var ya. Yanında 0 var mı? Var. Varmış, tamam. O zaman gel ben sana 100 lira vereyim. Olur mu? 100 lira bana ver, ben elini öperim ya. Senin el öpme yaşın geçmiş abi. Tamam o zaman, bak sözü veriyorsun. Emin misin? Gel o zaman elimi öpmeyi vereceğim söz. Ben değil çocuk, Elmira. Tamam gelsin o zaman elimi öpsün, vereceğim söz. Şimdi burada. Yok burada değil, bayramda. Ha, öyle oluyor, öyle oluyor. Seneye Ramazan bayramında herkes elimi öpsün. Bulursun Elmira'yı. Değil mi? Evet. O zaman kameraya bakıyoruz Elmira. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Bu kadar mı? Evet. Bir el salla hani böyle, iyi bayramlar gül, o güzel yüzünü göster kameraya. İsim nedir acaba? Ahmet. Ahmet abim, memleket neresi? Memleket Samsun. Samsun neresinden? Kavak. Gittin mi Samsun'a? Gittim. Ne zaman? Ramazan'da. Ramazan'da Samsun'a gittin. Ne yaptın Samsun'da? Topladın mı? Geldim, tozdum, geldim. Bir şey yaptığımız yok. Ramazan'a gittik işte. Yapacak şey ne yapacak? Samsun mu daha güzel, İstanbul mu? Samsun da daha güzel tabii ki. Neden? Hava bakımından, yani çevre bakımından, iş bakımından biraz öyle. Peki sizin memleket neresi? Konya, Ereğli. Konya mı İstanbul mu diyeceğim ama Konya diyeceksiniz galiba. Konya. Neden? Hazreti Mevlana orada. Mevlana şehri. Ya. Yeah. Peki ismin neydi abi? Ahmet. Ahmet abim, bayram geldi geçti. Bugün bayramın son günü. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçti bayram? Çocuklar geldi mi? Nasıl geçti? Çocuklar gelmez mi? Her gün yanımda çocuklar. Allah. El öpüyorlar. Tabii, Allah yoksuzlarını göstermesin. Çocuklarım çok iyi maşallah. Harçlık veriyorsun onlara. Tabii. Ya onlar bana veriyor harçlığı. Ben vermiyorum. Torunlara vermiyor musun? Evet, torunlara veriyoruz. Torunlara ayrı. Torunlara ne kadar veriyoruz? Torunlara alınacak. Ham elma, gönül alma, vereceğim 10 lira, 20 lira para. Ne yapacak değil. Kurban kestiniz mi? Kestik. Allah kabul etsin. Amin cümlemizi. Nerede, köyde mi kestiniz, burada? Burada kesiyorum. Akrabalarla mı ortak oldunuz? Aşağı yukarı. Komşular? Evet. Komşularla. Peki Ahmet abim, gençlerle sohbet ettiğim zaman hep dediler ki bayram geliyor. Evet, hani heyecan var mı? Var. Ne yapacaksınız diyorum. Gezeceğiz. Ama büyüklere sorduğum zaman bayram diyor çok güzel. İşte giriyoruz, el öpmeye giderdik. Biz ayakkabılarımızı koyardık başımızın ucuna. Sabah ezanına kadar uyuyamazdık heyecandan. Bu heyecan neden geliyor büyüklerimize? Neden büyüklerimiz bu kadar heyecanlı? O da büyüklerimizin heyecanı şöyle, saygıdan, sevgidendir. Şimdiki gençlikte saygı yok. Ya, şimdiki gençlikte yok. Zannetmiyorum öyle saygı, sevgi imkanı yok. Neden saygı, sevgi yok? Mesela ne oldu? Başına ne geldi Ahmet abi? Benim başıma bir şey geldi yoktu yani. Şimdiki gençlerde hani televizyonlar çıktı. Efendime söyleyeyim, dergiler çıktı. Dokunmatik telefonlar çıktı derken çocuklar hepsi bozuldu. Kıyametin alameti. Sevgili izleyenler, Söz Millet'in programında bugün sokaktaki vatandaşlarımızla bayramlaştık. Bayram sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Bayram mesajlarını aldık. Siz değerli izleyicilerimizin bayramını tekrar kutluyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı günler.